dinleyiciler, vapurda çay simit sohbetten herkese selamlar, sevgiler, mutlu huzurlu pazarlar efendim. Eminönü'ndeyiz. Biraz sonra buradan Kadıköy'e geçeceğiz. Vapur manevrasını yapıyor efendim. İskele'ye yanaşmak üzere. Bugün Çukurova'dan dünyaya açılmış bir isimle müzisyen Neyzen Ömer Faruk Tekbilek'le birlikte olacağız. Aman simit getir, simit. Aman vapur kalkıyor. Aman kalk. Abi biz biniyoruz, bir saniye. Sevgili Ömer Faruk Tekbilek bir kaşif olsaydı neyi keşfetmek isterdiniz? İşte 17 sene sonra kesimhanede parmağımı kestim ve kanımı da verdim. Ateşim var, külüm yok, çalıyor mu dedi. Bir çaldım, tamam dedi, tutuldun. Arada tutuldum. Tamam. Çocuklara ne söylersiniz? Babalarından en çok ne duymuşlardır? Hayat bu kızım. This is life derim. This is life. Yeah, this is life. Hani bir şey olur. Kızım işte hayat bu. Hayat bu. En büyük sır zaten çözülendir. Çözülmüş de önümüzde gösterilendir. O. Oh. En güzel söz ise hu diye gelendir. Hu diyerek nefesle hayat verendir. Nasıl geçti yolculuk? 10 numara yapıyorlar efendim. 10 numara. Efendim biz tahmin ediyorum ki karşıya geçene kadar hava açacak. Az sonra bu vapurda olacağız. Yolcular indikten sonra yeni yolcularla. Yolcuların yüzleri gülüyor efendim. Güneş de çıkmaya başladı. Evet. Hiç kaçırmıyorum. Efendim? Hiç kaçırmıyorum. Eksik olmayın. Yolculuk nasıl geçti? Şahane programınız. Sağ olun. Sağ olun. Diyoruz ve geçiyoruz. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk canım, sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri görün daha iyi oldum. Allah razı olsun. Cümlemizden. Sevgili seyirciler, vapurda çay simit sohbeti uzun yıllardır yapıyoruz. İlk kez bir adaşımla birlikteyim. Evet, memnun oldum Ömerciğim. Ben Ömer Faruk. Ben de Ömer Öztürk efendim. Ömer Faruk ve Ömer Öztürk de birliktesiniz. Bugün şehir hatları vapuruyla Ömer Bey ile birlikte çay simit yapacağız. Çukurova'dan dünyaya diyorum ben sizin için. Öyle. Doğrusu tabii. Adana nereye? New York, Rochester, New York neresi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vapuru şimdi kalkacak. Yavaş yavaş geçelim. Tamam. Çayla simitle aranız nasıl? Çok severiz tabii. Simit, ele işim için simit. Aman simit getir, simit. Aman vapur kalkıyor. Aman kalk. Abi biz biniyoruz, bir saniye. Bir saniye, özür dilerim. Tamam. Sevgili seyirciler, kusura bakmayın. Ömer Bey'le biniyoruz. Evet, ve bindik. Ömer Bey kusura bakmayın, az kalsın. Kaçırıyorduk olur. Ya. Tabii olur ya, dalgınlık hayat. Dalgınlık, sohbeti. Ama yakaladık gene de. Yakaladık. Programın kendi içindeki aksiyonu efendim buna. Biz şimdi yukarı doğru çıkıyoruz Ömer Bey'le. Buyurun. Sevgili seyirciler, vapurda çay simit sohbette Ömer Faruk Tekbilek İstanbul'un manzarasının keyfini çıkartırken gözlerini kıstığını ve yanında güneş gözlüğü olmadığını fark ettiğim için kendi gözlüklerimi takdim etmek isterim. Kabul ederseniz. Tabii nana. Ya, korusun biraz. Nasıl oldu? Yakıştı mı? Manzara sizin. Merhabalar. TRT'den Ömer ben. Sağ olun, eksik olmayın. Ellerinizden öpüyorum. Unutmuyoruz, hiç kaçırmıyoruz. Sağ olun. Kapandıktan sonra oturup sizleri seyrediyoruz. Sağ olun. Sizler de sağ olun, var olun. Her tipimizde görelim sizleri. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Özlem'in annesiyle konuştum değil mi şimdi? Evet. Anne. Evet, Hollanda'yla konuştuk. Vapurda iyi çekiyor telefon. Öpüyorum evet. Ellerinizden. Vav, wow, sanki bunlar... eskiden çaycıymışsın gibi abim be vallahi. Ya, yakışıyor mu? Yakıştı vallahi. Buyurun, tabii. Şu şeker attım sizin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Ömer Faruk çayı çok seviyor. Abi biz çayla büyüdük abi, evet. Gözlükler çok yakışmış. Vav, teşekkür ederim, sağ ol, sayende gözlerim rahatladı. Eşim de sordu hatta, gözlüğünü aldım, aa dedim unuttum. Neyse idare ederiz, şimdi sen çıktın, kurtulduk. Bu taraftan bakınca inanılmaz değil mi? Çok güzel abim ya.
Balıklar da yer gerçi ya. Balıklar değil mi? Alttan da atıyor, balıklar da atıyor. Bugün bizimle birlikte olan yolcularımız sevgili Özlem ve Emine de bu ritüele eşlik edecekler tabii. Sahneye gelmiş gibi. Efendim, hoş geldiniz. Şimdi Ömer Bey'in, sevgili Ömer Faruk Tekbili'nin mikrofonu daha takılmadı. Özlem Hanım, Emine Hanım bugün çay simit sohbette bizi eşlik ediyorlar. Çaylar, simitler de önümüzde. Efendim siz de eşlik ediyorsanız afiyet olsun diyoruz. Ömer Bey nasıl? Oturduğunuz yerde keyfiniz? Rahatım, çok güzel. Rahatsınız. Senin güler yüzün rahatlatıyor beni, sağ ol. Eksik olmayın, sağ ol. Hoş teşekkür geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Ömer Bey'in mikrofonu takılırken sizi İstanbul'un güzel görüntüleriyle baş başa bırakalım. Ardından buradayız. Koltuklarınıza yaslanın. Şöyle rahatınıza bakın. Dünya ile ilişkinizi kesin. Bir siz olun. Ve Ömer Faruk Tekbilek. I Love You şarkısındaki birçok enstrümanı siz çalıyorsunuz. Evet, ilk defa gergef gibi çaldım. Mesela genellikle biz çaldığımız zaman dikkat iki tak, dumur iki tak, hep de aynı şeyi çalar. Dumur iki tak, ben de herkes aynı şeyi çalar, kolektif bir şey çıkar. Ama bu sefer tefim vurduğu yere bandırı vurmadım. Dum, tak, tak, bum, şak, rum, tak, tak, bum, şak. So, dördü birden bir mana yapıyor oldu. Ondan dolayı da boşluklar çok güzel bir hava. Tüylerim kalktı. Yine hatırladım, tüylerim kalktı. Çok zevklendim. Allah'ın dönüm. Teşekkür ederim. Hep ilham geliyor dönümde güzel. Sevgili Ömer Faruk Tekbileğimizin o mütevaziliğinin, sanata olan yakınlığının, işte birikimlerini gençlerle paylaşmasının yanında biz onu dinlerken Allah'a kendimizi daha yakın hissediyoruz ve kendi özümüzü hatırlıyoruz diyebiliriz değil mi? Ne mutlu sizlere. Ben öyle yaşıyorum çünkü benim için müzik yaptığım an dua halindeyim ben. Yani hep öyle hissettim. Öyle yaşıyorum hamdolsun. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Biraz önce Özlem Hanım'a sordu siz nerelisiniz diye. Aman Hanım dedim ben, Özlem Hanım söylemeyin bunu programda konuşalım dedim. Emin Hanım'la Özlem Hanım zannediyorum arkadaşsınız. Evet. Değil mi? Ha, bu evet. Konuda tamamız. İlk isterseniz sizi tanıyarak başlayalım. Nasılsınız? Nerelisiniz? İyiyim çok şükür. Ben 25 yaşındayım. Hollanda'da yaşıyorum. Utrecht şehrinde. Evet. Utrecht'te? Evet, Utrecht'te. Bizim yarın Utrecht'te konserimiz var. Evet, biliyoruz. Aynen. Evet. İnşallah orada da görüşürüz. Oo, inşallah. Siz gidiyor musunuz? Bugün dönüyor musunuz? Biz yarın dönüyoruz Hollanda'ya. Aynen, bizim oturduğumuz şehirde bir konserimiz belki var. Belki aynı uçakla dönersiniz. Akşam saat 4'te mi? 7'de bizimki. Evet. Bizimki bir evvel. Tamam. Özlem'le de aynı şehirde tanışıyoruz ve beraber Kosova'ya gittik. Kosova'ya gittiniz. Aynen. Bir okulu tamir etmek için
Orada beraber daha, birbirimizi daha iyi tanıdık. Hmm. Ve ondan itibaren aslında beraber böyle arada bir... Bu nasıl bir tahmin etme süreci? Yardım, yani yardım, sosyal sorumluluk gönüllü, projesi miydi? Gönüllü olarak gittik oraya ve okulu düzenlemek için. Baştan aşağı için. Yeniden bir okulu... Bildiğiniz sıva, boya, evet, badana yaptınız yani. Evet, evet. Oo, wow. Güzel. Güzel iş. Evet. Maşallah. Çok güzel. Tatile mi gelmiştiniz bu süreçte? Tatile geldik, ne kadardır evet. İstanbul'daydınız? 9 gündür İstanbul'dayız. Nasıl geçti tatil? Çok güzel geçti. Hava çok güzeldi, güzel yerler gezdik. Çok memnunuz yani. Keyiflisiniz. Siz evet. Ne iş yapıyorsunuz? Siz ben, aslen nerelisiniz? Ben aslen İzmitliyim. Babam zamanında Hollanda'ya iş için gitti. 25 yaşındayım. 2 senedir yaklaşık bankacı olarak çalışıyorum bankada. Çay sever misiniz? Çok severim. Şimdi sevgili Ömer Faruk Tekbilek bir kaşif olsaydı, neyi keşfetmek isterdiniz? Neyi arardınız? Neyi mi arardım? Benim hayat boyunca hala keşifteyim. Kendimi arıyorum. Kendi özbenliğimi arıyorum. Ne diyor? Kendini bilen Rabbini bildi. İnsanın kendinden başka aslında arayacağı bir şey yok. Kendimizi bulup kendimizle kontağa girip bütün kainattayız. Ne kadar yol alabildiniz peki bu süreçte? Bu bulma süreci. Bayağı yol aldım ama sonu yok sanki bu yolun. Yani ufuk gibi gittikçe ileriye giden bir şey. Çocuklara ne söylersiniz? Babalarından en çok ne duymuşlardır çocuklarınız bugüne kadar? Hayat bu kızım. This is life derim. This is life. Yeah, this is life. Hani bir şey olur. Kızım işte hayat bu. Hayat bu. Her zaman hazır olalım. Boş bekleyeceğiz. Sırrı bu. Hep onu söylerim çocuklarıma. Geriye atıp boş baktığı zaman esas hayat kendini gösteriyor. Beden ve ruhu böyle yan yana koyduğumuzda birbirine çok yakışan iki kelime. Beden ruhun görünen şekliymiş. Ruh da bedenin gizli şekliymiş. Şeye de inanır mısınız? Bazen insanlara derler ya, nuru gerçekten yüzüne vurmuş. Tabii. Tabii içinin ışığı insanı rahatlatıyor. Çünkü içi rahat oldukça adalarımız gevşiyor, rahatlıyoruz, rahat bakıyoruz. Göz de nuru, için aynası derler. Doğru tabii. Ben şeyi merak ediyorum. Siz de yurt dışında yaşıyorsunuz. Evet. Bizim hep böyle bir vatan özlemimiz oluyor yurt dışında yaşayanlar olarak. Türkiye'de ya da Türkiye düşündüğünüzde yurt dışındayken en çok özlediğiniz ya da orada aradığınız şey ne sizin için? Vallahi birincisi havası, suyu, toprağı bambaşka. Hiçbir insan doğduğu, büyüdüğü, o bütün şeylerimiz değil mi? Hücrelerimiz hep bunlardan beslendiği için o aslından gelen şeyleri arıyor. Hakikaten ne kadar ilk zaman gençken pek onu hissetmiyordum. Diyordum ki ben hala da öyleyim gerçi o manevi yönden öyleyim. Diyorlar Amerika'da yaşamak nasıl? Vallahi diyorum ben Amerika'da yaşıyorum, vücudumun içinde yaşıyorum. Ben. İçeriden bakıyorum her şeye. Fark etmiyorum nerede olduğumu sanki. Alem benim önümden geçiyor. Ben gitmiyorum da alem geçiyor. O yani manevi yönden öyle görüyorum ama şimdi yaşlandıkça da insan ya diyor memleket başka hakikaten ya. Hele bir daha bilhassa Amerika'da. Her şey böyle çok izolasyon. Herkes... Yani herkes kendi şeyinde. Sosyalleşme yok. Siz ilk gittiğiniz zaman fabrikada falan çalışmışsınız. Tabii 17 sene çalıştım ben. Ne fabrikasıydı? Elbise fabrikası. Ütücü olarak. Tekstil sektöründe. Tekstil sektörü. Eşim de orada sekreterdi zaten. Ütücü olarak. Ütücü olarak başladım ama sonra beni kot şapı aldılar. Ondan sonra da kesimhaneye aldılar. İşte 17 sene sonra kesimhanede parmağımı kestim. Ve kanımı da verdim. Ve geldikten sonra da o arada ben hem çalışırken 4 CD yapmıştım, 3 tane. 4. CD'me şirketten kontrat geldi bana. Tam o fabrikaya gittim dedim ben böyle çalışamıyorum. 12 dolar yapıyordum, 2 dolara düştü, korkuyorum. Makineyle kesiyoruz çünkü. Herkesin eli kesik, birinin 4 parmağı kesik. Tehlikeli bir iş. Para yapamıyorum, eve geldim böyle stresteyim. Abi mektup diyorlar işte çok memnunuz senden, şimdiye kadar hep 1-1-1 yaptık. 5 yıl kontrat. Allah! Çok güzel. Yani yırttım ondan sonra da tabii işi... O zaman kaç yaşındaydınız? 95 senesi. 77'de başladım fabrikaya. 94'e kadar. Epey ya. Evet. O zaman 17 sene. Müzikal çalışmalar hep devam ediyordu. Tabii hafta sonu orada müzik hayatı, düğünler, partiler. Hep hafta sonu oluyor. Haliyle bütün hafta boş. Ben evde praktis yapıyorum gerçi ama... Boş olduğu için de bir de lisanı öğrenmek, sosyal yaşam. İlk önce 6 ay çok sıkıntı çektim ama. Ben dedim ne yapıyorum burada İngilizce ben buraya. Mi? Yok bu fabrikada çalışacağım için. Ben işime dedim New York'a gidelim. O da korkuyor onun babası müzisyendi zaten. Yok New York'a gitmeyiz falan. Ben dedim ben buralara kadar geldim ben fabrikada çalışmak için mi falan. 6 ay böyle cebelleştim derler yani cebelleştim kendim. Sonra kabul ettim.
Dedim ha dedim bu benim, burası dedim Yunus'un tekkesi. Hacı Bektaş'ı bana öyle kabul ettim. Burada dedim hizmete geldim ben buraya dedim. Kendimi tanımaya geldim. Bütün bilgilerimle, lisanı bile öğrenmem lazım. Ama biliyorum. Bilgimi anlatamıyorum. Lisanı öğreneceğim. Hayatım tamam kabullendim. Ve her şey açıldı ondan sonra. Ne güzel. Bu ütüyle ilgili bir şey hatırladım. Sizin makalelerinizi, röportajlarınızı okurken. Ütüden çıkan sesi ben çıkartamıyordum diye bir şey var. İşte kabullendiğim gün ben de o, gittim tamam dedim. Makineyi bir açtım Ömerciğim. Hayatımın en mutlu anı benim için. Koca bir makine böyle şey, vacuumlu şeyli. Eyvallah abi. Bir açtım düğmeyi. Bir büyük bir ses. Ben çünkü müzisyen olarak her zaman böyle hamları dinlerim. Böyle şeylerden gelen seslerin seslerini hep onlara turlu onlara söylerim. Çalarım onlara. O ham deyince tüylerim Allah dedim ben 6 aydır bu sesi duymuyorum. Niye dedim ben? Çünkü burada değildim ki. Şimdi burada olduğum için duydum ve o anda zaten açıldı. Pırr, baktım herkes çalışıyor. Patakatakada pırr pırr baş baş. Vav. Bu müzik. Yani o anda etrafımdaki hayatta olan müziği gördüm. Makinelerden çıkan sesleri, ütüden çıkan sesleri. O bütün orkestra, herkes çalışıyor. Böyle bambaşka bir aleme girdim. Hayatta yeni bir uyanış. Orada çok şey öğrendim. Ama birincisi oydu. İnsan ilhamı alacağı yer hiç belli olmuyor. Yani. Evet. Değil mi? Onun için boş olmanın gereğine çok inanıyorum ben. Biz bir şeye baktığımız zaman zihnimizdeki hatıralarla bakıyoruz. Ağzına sağlık diyoruz. Sevgili Ömer Faruk Tekbilek bugün bizim için canlı performans yapmayı vapurda kabul etti. Vapur müzisyenleri var. Hiç vapurda çalmış mıydı? Yok. Ben o sevgiye ermedim. Ben ilk geldiğimde Ahmet Sezgin'de çalıştım. Huri Sapan, Nuri Sesi Güzel. Orhan Gencebay'ı şimdi akıl hocanız ve böyle hani ilham kaynağınız olarak alıyorsunuz. Tabii Orhan Gencebay Ahmet Sezgin'in baş bağlamacısıydı. İkinci gün İstanbul'a geldi, ikinci gün tanışmış valla. Evet. Değil mi? Çok ben şanslıyım o yüzden. Şimdi işte onunla tanışacağım. Dediler ki kahvede oturuyoruz. Daha dediler Ahmet Sezgin'in kavalcısı askere gitmiş. Kavalcı arıyorlar. Kimse var mı? Dediler işte Hacı'nın benim abim de müzisyen. Hacı'nın kardeşi burada. Hemen gittik. Yeşilçam sokağı. İki sokak aşağıda. Ahmet Sezgin'le tanıştık. Ateşim var, külüm yok, çalıyor mu dedi. Bir çaldım tamam dedi tutuldun. Çok güzel. Tutuldum. Tamam. Müzikte evet. Torpil olur mu ya? Olmuyor değil mi? Olmaz. İşte pat diye çaldı tabii, ve tamam tabii. Yani. Şimdi müzikte olmaz. Çünkü orada bir şeyler veriyorsun, evet. Sanat yapıyorsun, icra yapıyorsun. Ne var yanınızda bugün? Ben neyimi getirdim? Hani ben evvela neyciyim. Tamam. Gerçi bağlama da çalıyorum, mut çalıyorum, zurna çalıyorum ama en ney? Müsait. Eksik birinci olmayayım. Enstrümanım ney benim? 8 delik değil mi? Ben bir delik daha açtım. 9 mu oldu? 9. En son 7'ydi, 8 oldu. No, aslında 200 sene evvel Hamza Dede, 200-300 öyle diyorlar, tarihi okudum. O zamana kadar aynı İranlılardaki gibi bu delik de yokmuş. Çünkü o zaman eksik. Ben birazcık tamir ettim bunu hafif şey. Şimdi bu şuraya, çünkü ney de, mesela diyelim do, re oluyor hemen. Ondan sonra mi, yarım 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 gidiyor. Burada yarım ses yok. Ben do flütü çalarım. Amerikan flütü çaldığım için. O do diyezi şurada çerçeve parmakla kaldediyoruz. Ya dedim bu parmak bir şey yapmıyor. Burada bir delik işte duruyor. Tak açınca onu o zaman böyle olacağını. Kromatik oluyor diyorlar. Kromatik diyoruz. Yarım 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 gidebiliyorum. Ya onun içinde tabii o zaman kapasitesi genişliyor. Futbolda hani gayemiz gol atmak diye düşünülür. Halbuki gaye oyun oynamaktır, topla oynamaktır. İstiye abla da bizimle birlikte bir saattir vapurda anons yapılıyor. Kabiliyetlerin dedi en güzeli dedi kabiliyetini geliştirme kabiliyetidir dedi. Çok güzel. İnsanoğlu zandadır diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte o zanla biz başlıyoruz bir hayal aleminde yaşıyoruz. Halbuki bir mystery, gizem. Sevgili izleyicilerimiz, Vapurda Çay Simit Sohbet'e devam ediyoruz. Sevgili Ömer Faruk Tekbilek bizim için Haydarpaşa'dan geçerken neyini üfleyecek ama hani deriz ya, evren duy sesimizi, evren duy sesimizi bazen böyle yakardığımız zamanlar da olur, duamız da olur. Evren, bugüne kadar en çok neyi duymuştur sizce? Vallahi ben kendimden başka bir şey bilmiyorum ki. siz de evren en çok ne diyorsunuz? Ben en çok hu demişimdir. Orhan abi dedi ki, Orhan abinin bir lafı, bir şarkısı var. En güzel söz henüz söylenmeyendir, en büyük sır henüz çözülmeyendir der. Ben de bir gün dedim ki, en büyük sır zaten çözülendir. Çözülmüş de önümüzde gösterilendir. Oh. En güzel söz ise hu diye gelendir. Hu diyerek nefesle hayat verendir.
Ağzını sal yani. Ya. Onun için ben en çok hu dedim. Çocukluğumda mı Allah Allahu Allahu la ilahe illahu dermişim. Babam bana ayet zikrisi öğrettiği zaman hu 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 dermişim, başlarmışım böyle takla atarmışım ya. Çocukluğumda demek ki benim daha evvelden birikimler yüklenme var. Abiniz abim benim var. İki tane müzisyen. Bir de küçük benim küçüğüm de o da müzisyen. Profesyonel. Neydi? Hayali yazıyor. Ya bunu yapan kardeşimin adı bu. Kardeş gibidir benim Devran babamın oğlu. Mersin'de Hayali. Ellerine sağlık. Ne dinleyeceğiz? İçimden ne geliyorsa onu serbest şekilde çalarım. Tamam. Makam dolaşayım size biraz. Tamam. Nasıl hissettiniz? İyi hissettim. Ben üfledim mi başka yerdeyim. Evet. İçerideyim yani. Peki genelde konserlerinizin final bölümünü insanları gözyaşıyla mı uğurluyorsunuz? Yoksa mutluluktan? Yok, Şinan Aynay'ı çalıyorum en son. Bir de gazel atıyorum onun tamam. arasında. Bir de kavalla taksim yapıyorum. Mutlu ya, gönderiyorsunuz. Şey, mutlu tabii. Evvela şey ilahilerle başlıyorum yeah. zaten. Evvela yukarıdan başlıyoruz yavaş yavaş. Romantik parçalar, sonra modern parçalar. Sonra zurnayı alıyorum. Zurnayla bir şey şaşkın ya değişik hareketli parçalar çalıyoruz. Sonra da Şinan Aynay'la işi bitiriyoruz. Seçmek konusu önemlidir ya. Mesela ben genellikle gençlik yaşlarımda annem beni sebze meyve almaya gönderdiğinde iyi domatesi seçememişim diye eleştirirdi yani sebze meyve. Ömer Faruk Tekbilek hayatta en iyi neyi seçer? Neyi seçmesini bildiniz? Neyi seçmesini iyi bilirsiniz? Derler yani karpuzu eline alırsın iyi karpuzu seçmek gibi. Sesi iyi duyarım. Hmm. İyi seçerim. Akordu iyi mi değil mi? Hele biraz da kendimin. Aman dik üflemişim. Biraz pes üflemişim. Oo, burada do biraz dik kalmış. Yani o çok frekanslara karşı hassasiyetim fazla. İnsanın özünde iyi insan, kötü insan. Yo, onu ayırt etmem Ömerciğim. Ben karşımdakine baktığım zaman hep iyi görürüm. Demem ki bu. Çünkü bilemezsin. İyidir diye kabul. Yani pozitif görür bakarım. Değerlendirmem. Boş bakarım dedim ya. O boşluğu boş. Ben 50'den başlıyorum. Hiç bomboş bakıyorum böyle. Her şey düşüyor. Kalbim ona hissediyor. Mana vermiyor. Ben şeyi merak ediyorum. Çok güzel konuşuyorsunuz. Çok başarılısınız işinizde. Sağ olun. Bu mütevaziliği nasıl koruyorsunuz? Hani insan belli bir süre sonra... İnsanın sonuçta kibirlenebiliriz,
başarımızı bir lütuf olarak değil de sırf kendimizin başardığı bir şey olarak görebiliriz. Siz nasıl o boşluğu içinizde tutabiliyorsunuz? Ben elhamdülillah şanslıyım o işte. Manevi eğitim almam, İmam Hatip'e gittim ben orada. Bir de çocukluktan beri babam çok iyi, Allah rahmet eylesin. Çok nurlu, çok iyi, güzel bir insandı. Ya her zaman oğlum la evvela'na başlıyoruz. La ilahe illallah, ondan sonra la mevcude illallah. Allah'tan başka bir şey yok. Hani ne diyor, sen attın mı? Kur'an'da da ayet var. Sen attım diyor, oku zannettin ama sen atmadın. Allah attı. Yani her şey Allah'tan oluşuyor. Yani ben kendime hiç paye vermiyorum. Geldiği zaman, hele bilhassa ben Aslan Burcu'yum ki, Aslan Burcu'nda hani o ego şeyi var, çocukluğumdan beri hep farkındayım onun. Bilakis tam asker olmayı öğrendim. Ben dedim komutanın en iyi asker olması lazım. Levazımcı da sensin, mutfakta sensin, muhabir her şey sensin. Onun için asker ol oğlum. Orada derlerse komutan olmak istiyor musun? Ya kimse yoksa tamam idare ederim. Ama evvela geriye çekilirim. Komutan kimse, ona hizmet etmeye çalışırım. Onu ben çocukluğumdan beri farkındaydım ve yendim hamdolsun. Herkesin farklı bir yeteneği var. Müzik anlamında bakacak olursak birisi klasik müzik yeteneğine sahip. Biri bağlama neyi çalarken biri klasik gitar çalabiliyor, biri bateri çalabiliyor. Yani bu çeşitliliği Tanrı Allah sevmeseydi insana vermezdi. O yüzden buna yorumunuz ne olur? İşte o hepsini aslında dinlemek istiyor aslında değil mi? Bunu şey olarak söylüyorlar, Esma-ül Husna. Allah'ın bütün, her insan Allah'ın bir ismini taşıyor. Bütün isimler içinde gizli ama bir tanesi dominant. O kendini gösteriyor. İşte onun içinde her insanın kimi mesela Razzak, cömert, kimi mesela gafur, affedici, kimi de celal, o şeyli, heybetli. Ama o onunla başlıyor, ondan sonra öbürlerini keşfetmesi lazım. Öbürlerinin de çıkıp tamamlanması lazım. İşte bu yani, her insanda Allah'ın bir esması, bir ismi kendini gösterdiği her şeyde aslında. Yalnız insanları değil tabii, insanda en yüksek tezahürü onu gösteriyor. Öyle ha. Biliyoruz. Doğru. Ya. Şimdi internette sevgisiz Ömer Faruk tek bilek yazınca çok güzel şeyler karşımıza çıkıyor. Farklı yerlerde, farklı sitelerde. Evet. Eleştirilerden bazıları şu. Sizin kendi Ömer Faruk tek bileği yurt dışında Omar olarak kullanıyorsunuz diye bir durum var. Hani buna ithafen bir şey söylemek ister misiniz? Tabii, benim rahmetlik babam benim ismimi her zaman beni oğlum Omarul Faruk diye çağırdı. İsmimi Omar koymuş, gitmiş hatta Omar yazdıracak. Baba demişler Omar, Araplarda Omar, burada Ömer. Şimdi geldi, o kızdı mı affedersin, hınzır derdi. Hınzır adam yazmadı, o küfür etmez mi? Kızdım en fazla hınzır dedi. Yani domuz manası, o hınzır gibi. Kızmıştı babama. Yani babam beni, ama ondan sonra hep hayatım boyunca ben babam beni çağırınca oğlum Omar Faruk, üçü birden. Omarul Faruk. Çünkü Omarul Faruk'a Faruk fark eden demek. Omar da onun kendi ismi. Babanız ne iş yapıyordu? Babam gazeteciydi rahmetlik. Bisikleti vardı, önüne sandığı koyardı. 800 gazete bütün şehri gezerdi. O anlamda gazeteciydi yani. Ya gazete satıcı. Gazete satıcısı. Satıcı, evet, tamam. Gazete satıcısı, çok severdi. Matbaaya gider, sabah erkenden 2.30'da kalkar. Adana'da mı hep? Adana'da, evet. Onların köken nereye dayanıyormuş? Yani? Babam Maraş tarafından. Aha. Maraşlı, 3 yaşında gelmiş buraya. Hatta biz Dulkadiroğullarındanız Maraş'ta. Annem de Mısır, annemin dedesi Mısır'dan gelmiş. Annem tam Mısırlılar gibi, uzun boylu bir esmer. Çok güzel. Yeah. Fotoğraflar babamla... var mı? Fotoğraf var şimdi. Ya var tabii ya. Enstrümantal müzikte insan o sözleri kendi ruhundan koyuyor o bestelerin altına. Bazen söz yazılınca aman ya yapılmasaydı durumu oluyor. Evet. Böyle eleştiriler geliyor mu benim düşündüğüm gibi çok? Tabii ben bunun farkındayım, işte sizin ilk dediğinizi yapıyorum ben. Ve milletler arası olduğum için sözü koyduğunuz zaman siz onu empoze ediyorsunuz. Söz bu, melodi bunu söylüyor diyorsunuz. Evet. Ama söz koymayınca ben, çünkü hep enstrümantal, genellikle sadece ilahileri okuyorum ben. Ama diğerlerini hep enstrümantal olarak çalıyorum ki İnsan, Ermeni dinliyor. Hatta kaç Ermeniler bana yazılar yazıyorlar. Yunanlılar şarkıma, melodiye söz yazmışlar Yunanca. Yani onun ben farkında olduğum için hep diyorum, kim dinlerse kendi lisanına göre laf koyuyor onun üzerine. Dediğiniz gibi orayı dolduruyorsun, sen kapatıyorsun onu. İşte bu diyorsun. Ben orada bu demiyorum, bu melodi diyorum. Sen nasıl hissedersen öyle manalandır. Açık tutmakta fayda var. Bilhassa dünya piyasası için. Bu topraklarda çok başarılı müzisyenler var ama ismi hiç bilinmiyor. İsmin bilinmesi, şöhrete giden adımları atabilmek, daha profesyonel düşünebilmek mi? Nedir bunun? Futbolda hani kale vardır. Gayemiz gol atmak diye düşünülür. Halbuki gaye oyun oynamaktır, topla oynamaktır. En iyi şekilde ben şimdi kaleyi hedefledikten sonra topla oynamanın zevkine dalmak.
Bütün sırrı burada. Ama illa gol atacağım, gol atacağım dedin mi olmaz. O zaten olur eğer sen iyi topçu olursan, iyi oyuncu olursan. Ben hiçbir zaman meşhur olayım diye düşünmedim ki. Sadece içimdeki bu aşkımı geliştirmek, iyi bir müzisyen olmak ya bir de insanlığımın farkına varmak, potansiyelimin farkına varıp onu... Hatta bir gün şeydeyiz, televizyonda Gürer Aykal, konduktör konuşuyorduk. Dedi ki, Ömer Bey de dedi şeyi görüyorum dedi. Kabiliyetlerin dedi en güzeli dedi, kabiliyetini geliştirme kabiliyetidir dedi. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. İlk defa duyuyorum bunu. Ben de hakikaten bunun çok farkındayım. Yani. Kabiliyetliyim ama bunu geliştirmenin yollarını her zaman aramışımdır. Hep hala şimdi gitar öğreniyorum, piyano güzel. Çalıyorum daha çok. Zaten ya... çocuk yaşında siz çırak olarak girdiğiniz zaman bağlama dükkanına orada bütün enstrümanları deneye deneye hepsine. Hamdolsun. Cenab-ı Hakk'ın lütfu bir de o da. Hani Mevlana'nın bir misali var onu paylaşayım. Derler ki, der ki tohum ne kadar kuvvetli olursa olsun onu kayanın paşı üstüne koyup bir şey yapmaz. Ona toprak lazım. Toprak etrafımız tabii. Tohum bizim Allah'ın verdiği kabiliyet. Toprak etrafımızda büyüdüğümüz insanlar, benim hep ailem etrafım şeydi. Bir de ama bahçıvan önemli. Bahçıvan da dedim kim? Sensin. Kendi kendine bahçıvan olacaksın. Tabii. Sen budayacaksın, sulayacaksın, edeceksin, besleyeceksin. Başkası seni besleyemez. Sen biliyorsun neyin eksik, neren kötü, senden başka seni bilen yok. Yani iyi bahçıvan da olmak lazım. Onun için bahçıvanlık bilgimi artırmaya hep çalıştım. Bir hayaliniz ya da şunu da gerçekten yapmak isterim dediğiniz bir şey var mı? Yok. Olduğum yerde çok boş. Mutluyum. Ya boş. Çünkü şu da olsun deyince ileriye gidiyorsun. No, benim şeyim maslaha vardır ya her şairin. Benimki de Selim Abid. Şey yani hoşnut kul. Her halükarda hoşnutum. Ben o fabrikada öğrendim işte. 6 aydan sonra bir kabullendim yırtıldı her şey. Oh. Demem de bulunduğun an senin en büyük hazine. Allah sana etrafında her şeyi o anda sana vermiş. Sen bunu değerlendir. Hani bir de şey ya. Sularız gönlümüzü şükretmenin suyuyla. Geleceğe bakarız şimdinin huzuruyla. Gelecek şimdiydi. Şimdi ise gelecek. Görüyoruz Yaradan. Ne güzellikler verecek. Ben küçük şey görüyorum orada. Ama ondan sonra bir baktım ki o benim gördüğüm hani derler Asperger'in tepesini görüyorsun. %5'iymiş. Oymuş. Hayat o kadar büyük şeyler getirdi ki ben tabii insan olarak şöyle olur böyle olur diye edip geriye çekildim ama Allah'ın verdiği azamet şeyler, hediyeler çok çok büyüktü. Onun için öğrendim ki ileriye gitmemek. Şimdi. Şimdiden başka bir şey yok ki. Kitap okur musunuz? Oo, çok severim kitap okumayı. Ben ilkokulda çıkardım kütüphane kapanana kadar ilkokul birinci sınıftan itibaren. Sonra İmam Hatip'e giderken şehir kütüphanesine. Kitaphane kapanana kadar. İşte sevgili seyirciler, hala da severim güzel okumayı. Konuşmanın sırrı okumakta. Tabii muhakkak. Başka dünyalardan insanların algılarını onlar kitapla paylaşıyorlar. Oradan görüyorsun, kendinde de tadlanıyorsun. Ne kadar uyuyor, ne kadar uymuyor. İşte Faruk olmak o, fark etmek. Çok gezen mi daha çok şey bilir yoksa çok okuyan mı? Gezen. Gezmekte birebir var çünkü. Çünkü çok hatta dediler onun lafı şeydir. Çok gezen mi çok yaşayan mı? Tabi okumak haliyle şeydi, hayalde geçiyor ama çünkü bir okuduğun zaman başka bir insanın tecrübesini yaşıyorsunuz. Ama gezdiğiniz zaman birebir başka kültürleri görüyorsunuz, başka yerlere bakıyorsun, yepyeni olaylar. Hatta baba abim 95 yaşında bir adamla tanıştığı zaman Severo bana bir tavsiye yapın, çok yaşlısınız, hayattan ne öğrendiniz? Oğlum demiş doktora gideceğine seyahat et. Sana ben de öyle düşünüyorum. Tabii. Aynen. Çünkü zihnimiz bomboş. Seyahatte çünkü normal olarak hep şey otomatik pilota koyuyoruz her gün değil mi? Yani artık biz gittiğimiz yere bakmıyor ama bir yer yeni bir yer olunca devamlı şeysin böyle tetiktesin bakıyorsun ediyorsun oradasın. Dünyanın çok daha geniş bir yer olduğunu insan idrak ediyor. Tabii, yeni yerler keşfedince. Evet. Bir de değişik kültürleri de insan değişik. Evet. Ha bizim anlayışımızın olmadığı başka anlayışların da var olduğunu farkına var, değerlerin olduğunu farkına varıyoruz. Onun için çok değerli. Sevgili Ömer Faruk Tekbilek hayat felsefesini şöyle anlatmış. Hayat çözülecek bir problem değil. Yaşanacak bir gizemdir diyor. Çünkü problem diye yaklaştığımız zaman aslında biz problem deyip problem yapıyoruz yani. Aslında hayat problem değil. Cenab-ı Hakk'ın azametini yaşayacak bir fırsat. Hikmetine ve sırrına akıl ermeyensin ama azametinden, güzelliğinden de hiç şüphe edilemeyensin. Değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselam da öyle diyor. Allah'ın diyor aslını düşünmeyin ama vasıflarına bakın. Hep insanoğlu zandadır diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte o zanla biz başlıyoruz. Bir hayal aleminde yaşıyoruz. Halbuki bir mystery, gizem, gizlilik. O da işte içeride.
Bende bir ben var, benden içeri hesabı. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsminiz neydi? Hüsniye. Hüsniye Hanım, evet. Tesadüf mü oldu? Tesadüf oldu. Nereye gidiyordunuz? Kadıköy'e, Eminönü'ne gidiyordum. Şimdi neredeyiz? Kafanız karıştı. Şu anda Hüsniye neredeyiz? Hüsniye abla da bizimle birlikte bir saattir vapurda. Evet. Anons yapılıyor. Yolcularımızdan Adil Okal. Yolcularımızdan Adil Okal. Lütfen Kaptan Köşkü'ne gelin. Yolcularımızdan Adil Okan Kaptan Köşkü'ne. Yıllardır ben bu programı yapıyorum. Böyle bir anons görmedim. Kimse de beni Kaptan Köşkü'ne çağırmadı anons yaparak. Yani kaptanım diyorum. Seyahatinde gelip gidiyorum hep Kadıköy'e ama hiç rast gelmedim. Hep hayal ettiğim çay simit ama bugün gerçek oldu. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Eksik olmayın. Sorunuz var mı Üstü abla? Bir aklına gelen bir şey var mı? Aklıma gelen bir şey yok. Her şey çok güzel. Eksik olma. Devamını diliyorum. Amin. Programımızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok. Sevgili Özlem'e, sevgili Emine Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onlar da bugün bizimle birlikteydi. Ve tabii ki Ömer Faruk Tekbilek. Teşekkür ederim. Son ben sözler sizin. Ben çok mutlu oldum seninle tanıştığım için. Yani senin enerjin maşallah çok güzel. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Sağ olun. İnsanları da motive yapıyorsun. Sosyalleşmelerini sağlıyorsun. Tanıştığım için de memnun oldum Özlem'le, Emine'yle. Çok mutluyum. Güzel bir hatıra oldu benim için de. Kesinlikle. Ve paylaşmak da güzeldi insanları motive yapmak yönünden. Sizin teşekkür cana yakınlığınızdan. Ederim. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Senin de öyle. Aynen. Teşekkür karşılıklı. Ederim. Gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun inşallah. İnşallah. Sağ olun. Sağ ol canım. Sağ ol. Sağ teşekkür olun. Ederim. Teşekkür ederiz. Mutlu teşekkür olduk. Ediyorum. Özlem Hanım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Olur mu? Bizde el ruhtur. Ben senin ruhunu öptüm. Öyle ben öyle el öpmekten çekinmem. Yaşa. Sağ ol. Sağ ol. Siz sağ ol. Sağ ol. Sevgili Ömer kardeşim, yaptığım bu güzel ve kutlu vazifenin devamını ve her şeyin gönlünce olmasını dilerim. Sevgi ve selam. Kamera arkasında yaşananlar, sürpriz videolar ve daha fazlası için bizi Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.